ortak özelliğidir peygamberlerin, tevhid inancı. Tevhide davet ediyorlar. Bakıyorsunuz Nuh peygamberin 950, bir rivayette 1050 rivayetler var. Buna rağmen 8 diye de ifade ediliyor. 50 diye de en son çıka 80'dir. 1050 yıl veya 950 sene, bu az değil. 80 tane ümmeti var. O kadar davet ediyor, yalvarıyor. Oğlu Kenan hatırıma geliyor da, biliyorsunuz, dedi ki oğlum gel, bu su seni de olduğu gibi içerisine alır, ben dağların yükseğine çıkarım dedi ve olduğu gibi götürdü zaten. Dağların yükseklerine kadar çıktı. Kamer suresine baktığınız zaman sanki göğün kapakları açılmış gibi olduğu gibi sular içerisinde harf oldular, neler oldular. Yalvarıyor. Nuh Aleyhisselam'ın ismi Şakir'dir. Çok ağlamasından dolayı Nuh denmiştir. Ağlıyor, yalvarıyor. Bakın 950 senelik mücadele içerisinde iman üzerine küfrü tercih ediyorlar. İman üzerine küfrü. Geçiyorum, bu ikinci atamız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nde topluyor. Akrabasını topluyor. Atalarınızdan devraldığınız dini terk edin. Allah'ımız Celle Celaluhu sıfatlarında birdir, isimlerinde birdir, fiillerinde birdir. Ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Ebu Cehil'i biliyorsunuz, eline taş alıp Efendimiz'i kovalıyordu. Allah'ımız da eline taş aldığı için esamet tebbet yede ebile hebim ve de. Elleri kurusun Ebu Leheb'in ve kurudu da buyuruyor Mevla-i Zülcelal'imiz. Bakın görüyorsunuz, zamanımıza kadar indiğimizde iman gibi bir nimet varken küfür ona tercih ediyor. Haydi ibadet ve taate dinmesine rağmen Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmaya, tutmamak için başka yerler tercih ediyor. Diyorsun ibadet ve taat için hayırlı meclislerde bulunalım. Onun yerine sizin huzurunuzda bunu söylemek istemiyorum. O mahallelerin adını söylemeyi kerih görüyorum. Oraları tercih ediyor. Haydi gel Allah'ın yolunda coşalım, taşalım, sarf edelim. Cimriliği tercih ediyor. Mütevazi olalım, kibri tercih ediyor. Güzel ahlakın yerine ahlak-ı hamide diyoruz, ahlak-ı Muhammediye diyoruz, ahlak-ı ilahi diyoruz. Bunun yerine ne tercih ediliyor? Kötü ahlak tercih ediliyor. İnsan tabiatı bu. Sonra Musa peygamberimiz vurduğu zaman asasını, vurduğu zaman 12 tane pınar fışkırıyor. Bunu müfessirini ızan şu şekilde izah ediyorlar. Musa peygamberimizin vurunca çıkan 12 pınarı şuna temsil ederler. Onu maddeler halinde söyleyeceğim size. Maddeler halinde. Çünkü hepsi ayrı bir konu bunun. Hepsi ayrı bir konu. Sırf maddeler halinde söyleyin, kafi size. Çok uzun. Birincisi, birinci pınar nedir? Birinci pınar tevhiddir. Çok güzel bir tarif var, bunu yapmadan hiç geçemem. Tevhidin tarifini mutlak yapacağım. Çünkü birçok tarifler yapılmış ama bu tabir, bu tarif kadar güzelini görün. Zatını, birinci pınar, zatını akılla tasavvur olunan her şeyden uzak tutmak. Zatını Celle Celaluhu akılla, hayalle hesap edilecek gibi değildir. Aklın, hayalin ermesi mümkün değildir. O zaman biz bunu nasıl neticelendireceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen kendini
nasıl vasfediyorsan öylesin ya Rab diyor. Birinci pınar tevhid. İkincisi ibadet. Ubudiyet. Üçüncüsü ihlas. Dördüncüsü sıdk. Beşincisi tevazu. Altıncısı rıza. Yedincisi vakar. Sekizincisi seha. Dokuzuncusu yakin. Onuncusu akıl, 11.'si muhabbet, 12.'si de güns, dostluk Cenab-ı Hak'la. Bunlar ayrı ayrı tabirlerdir. Arz ettiğim gibi bitecek gibi değil, bitmez o. Hiç pınarlar bitiyor mu? Aktığı günden beri Cenab-ı Hakk'ın lütfundan beri hiç duruyor mu? Akıp gidiyor elhamdülillah. Bu pınar öyle aktı ki, bu pınarlar öyle attı ki dinimizin İslam'ın esasları, dinimizin esasları İmam Maturidi ve İmam-ı Eş'ari Hazretlerinin dilinden Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının görüşüne uygun olarak iman olarak itikad olarak aktı. Öyle aktı ki bu pınar İmam-ı Azamların dört mezhep imamının mezhepte müştehid olanların ve içtihad etme güç ve kuvvetine sahip fetva verebilecek liyakatta olan kimselerin dilinden ibadet ve taat olarak farzını, vacibini, sünnetini, müstehabını, bütün edeplerini ifade ederek onların gönüllerinden kaynadı. Bu pınar öyle kaynadı ki İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Şahraniler, Allah'ın sayılamayacak kadar sevgili dostları rahmetullahi aleyhim ecmain kattesallahu esrarahumul aliyye onların dillerinden de güzel ahlak olarak kaynadı ve bize kadar geldi. Ve her zaman da bu pınar kaynıyor. Yeter ki biz o pınarlardan içmeye gayret ve çaba gösterelim. Bu pınarı bitiremem. Eğer bu pınar kaynarsa baktığımız zaman şu aleme, kainata baktığımız zaman su olan yerlerde bir yeşillik meydana geliyor, çayır meydana geliyor, çimen meydana geliyor, meyveler meydana geliyor. Eğer bu pınarı biz gönlümüzden akıtacak olursak, kalbimizden akışı nedir? Esâle ketebe fî kulûbihumil iman. Allah onların kalplerine imanı yazdı diye buyuruyor. İman olarak gönüllerden, çünkü imanın güç ve kuvvet bulduğu, kökleştiği yer kalptir. Kalpten iman olarak fışkırır. Eğer bu pınar emri ilahiye son derece riayet eder, Allah'a ve Resulüne ve sizden olan ülül emre itaat edilecek olursa, onların düşünce ve fikirlerine uymak suretiyle beynimizde, fikrimizde, düşüncemizde, aklımızda, zekamızda itaat olarak fışkırmaya başlar. Bu pınar eğer bizim gözümüzde akmaya başlarsa o göz hasetle bakamaz. O göz Cenab-ı Hak muhafaza buyursun şehvetle de bakamaz. O göz Kur'an'a bakar, o göz ehadisi Muhammediye'ye bakar, o göz Evliyaullah'ın menakıbına bakar, o göz alemde baktığı her eşyada Cenab-ı Hakk'ın zikrini görmeye başlar, eserlerini görmeye başlar,
İbrahim bin Ethem Hazretlerinin ifadesiyle kaddesallahu sırra eserden esire geçmeye başlar. Eğer göze o pınar sirayet edecek ve gözden akmaya başlayacak olursa baktığı her şeyde Cenab-ı Hakk'ın nurunu seyretmeye başlar.